Buyurun İmam Efendi. Bismillahirrahmanirrahim. Beyefendi nasıl? Nabız normal avdet etti mi Osman Efendi? Vallahi doktorların dediklerinden pek bir şey anlaşılmıyor ama bana sorarsanız vaziyet pek iyi değil. Allah'ım bugünleri de mi göreceğiz? Ne var anne? İmam kız imam, aptal aptal duracağını üzülsene biraz. Osman Efendi pek telaşlıydı. Bu sefer kurtulamayacak galiba. İmam ayak bastı mı bir yere, hareket başladı demektir. Nerede hareket, orada bereket. Yavaş abi, duyacaklar. Çok üzülerek şunu bildirmek zorundayım ki Refik Bey hepimizin kalbinden birer parça kopararak aramızdan ayrılmış, Hakk'ın rahmetine kavuşmuş bulunuyor. Nereye gittin Refik'ciğim? Bizi de al yanına! Bizi de al yanına! Ah dayanamayacağım bu habere, inanamıyorum bir türlü. Allah'ın emri, hep üzülüyoruz ama sen harap ediyorsun kendini. Ha Allah'ım, ona kıyacağına bizim canımızı alsaydın. Bu haber yüreğimi caz diye nasıl yaktı bilemezsin. Su getirin. Sizlere rahmetlinin mirasçıları olarak üzüleceğiniz bir başka haberim daha var. Yoksa tamamen ölmedi mi? Rahmetli son nefesini vermeden önce bir sır tevdi. Bir tanem, muhakkak son sözü, Perizat'ımı koruyun demiş. Onun mirasta hissesi çok olsun demiş. Boş konuşuyorsunuz boş, ben dururken kimsecikleri ön plana almaz. İş için sermaye istemiştim, belki o hususta... müsaade buyurun da izah edeyim efendim. Son nefesinde söylediğine göre merhumun çok ama çok yakın bir mirasçısı daha varmış. Olamaz, bizden yakın kimsecikleri olamaz. Oğlu. Oğlum! Bırak bu ağızları avukat bey. Kim bilir hangi dalaverecinin düzeni bu? Doğru. Bu işte bir bit yeniği yoksa iki bileğimi keserim vallahi. Ha, ben de keserim. Durdu da tam miras da alacağız ama mı çıktı bu oğlan? Yalan efendim, inanmam, dünyada inanmam. Nasıl inanmazsınız? Zavallıcık gözleri yaşararak itiraf etti. Son sözü de Ahmet oldu. Peki biz günlerdir bu kasvetli ölü evinde çile doldururken açık göz beyefendi neredeydin? Anadolu'nun bir kasabasında. Yok canım, saçmalık istemez, olmaz böyle şey. Maalesef doğru hanımefendi. Beyefendinin gençliğinde Anadolu'ya yaptığı seyahatlerden birinde Sapanca'da başından bir macera geçmiş. Sonra da çocuğu nüfusuna geçirtmiş. Arabacı efendi, en iyi otele götür bizi. Baş üstüne. Hadi yavrum de. Arabacı efendi, sen bilirsin. Burada bir Ahmet varmış. Ahmet'in sürüsüne bereket. Donla Ahmet var burada. Tırtıl Ahmet, cam göz Ahmet. Bizim Ahmet bankada katipmiş. Aa, Melek Ahmet olacak. Aman ne tatlı, ben meleklere bayılırım. Patlama kız, bayılmanın sırası gelince ben söylerim. Bu ismi taktıklarına göre biraz safça bir şey galiba. Onun orasını kimse bilmez, yalnız herkes sever onu. Bando mızıkada bir alamet boru çalar ki... öttürmek için ciğer değil, buhar kazanı yetmez. Sonra bir yangın çıkmasın. Ay, ben yangından çok korkarım. Sonra onu atlarla beraberken bir gör. Bu oğlan tekbil beygilerin dilinden anlıyor dersin. Allah Allah. Doğrusu bir şeycikler anlamadım. Memur mu, efe mi, bandocu mu, etfaiyeci mi, seyis mi? Millet kuru nutuklara doydu da. Rüştem Bey oy toplamak için bandoyu kiralamış. Hah, işte sizinki. Hangisi o? Aptal mısın kız? İşte şu kocaman boruyu çalan olacak. Yangın. Kollarını arasına bayılmayı unutma. Olur anneciğim. İmdat! Kurtarın beni, imdat! Lavanta sürmedin değil mi? Ah kadınlık kimsiz kim? Ben genç olsaydım bütün itfaiye grubunu kendime aşık ederdim. Dur, dur kıpırdama! Hadi bağır! Yanıyoruz! İmdat! İmdat! Hangisi acaba? Şu yakışıklısı olacak. İmdat! Yanıyoruz! İmdat! Şu penceredeki Perizat Hanım'ın salak kızı değil mi? Ta kendisi. İmdat! Anne! Anne! Geliyor! Geliyor! Yetiştirme benim kurtarıcı meleğim. Senin muhteşem erkek kollarında bayıldığım için bahtiyarım. Aa! Aa! Şuraya bak. Açık göz cadı. Nasıl bizden evvel davrandı? Ne yapsa nafile. Ne nafilesi? Aptal kızını avanak taşralıya verdi mi bize de mirasın karşısında yutkunmak düşer. Telaşlanma sen. İkimiz varken hafif gelirler. Geri dönelim. Ulan hacı yatmaz. Leş kokusunu alınca nasıl kanatlanırsın ha? Herifçioğlu hızlı çalışıyor. Elimizi çabuk tutup bunlar herifin kafasını bulandırmadan işimizi bitirmemiz lazım. Gönlünü ferah tut abi. Bizim dolaştığımız çöplükte başka orozun ibi dikilmez. Ah benim aslan evladım. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Estağfurullah vazifemiz. Madem ki kızımın hayatını kurtardım, bu can senindir. Öyle değil mi Melih'im? Sana söylüyorum kız! Tabii anneciğim. Hani Meluş'um gibi dört başı mamur kısmette kimseciklere nasip olamaz. Dikiş desen dikiş, ütü desen ütü. Yün işinin çeşidi caba, arı bal yapar gibi tatlılar yapar. Ha böyle kızla evlenmişsin, ha sportotoda 13'ü tutturmuşsun. Allah bağışlasın, benim şimdilik evlenmeye de niyetim yok. Ama Meluş'um öyle temiz ruhludur ki çok memnun kalacaksınız. Dedim ya, evlenmeye hiç niyetim yok, hoşça kalın. Beceriksiz hınzır. Beğendin mi yaptığını? Ezberlettiklerini söyledim ya anneciğim. Söylemiş. Manavdan patlıcan ister gibi söylersen sonu böyle olur. Tavan süpürgesine etekli geçirsen senden daha iyi kadın olur. Ah ben genç olsaydım da görecektin. Yürü! Hadi bu işte bitti çocuklar eyvallah. Güle güle. Affedersin delikanlı birini soracaktık. Kimi efendim? Kasabada tahtası en noksan olanı. Atlarla konuşurmuş, yangın meraklısıymış, borazan çalarmış. Aramanıza hacet yok efendim. Karşınızdayım. Siz o musunuz? Ben sana hiç sormayalım. Asil görünüşüne bakılırsa bu mutlaka Ahmet Bey'dir dedim de... tanıştığımıza ziyadesiyle müşerref oldum. Artık müsterih olun. Cemilciğim yanınızdayken fabrikalarınız, milyonlarınız... ...gayet emin bir el tarafından idare edilecektir. Hanımefendi, bankada 37 liram, bir atım, bir borazanımdan başka hiçbir şeyim yok. Artık binlerce atınız olabilir, altından borazanlar çalabilirsiniz. Tabii namuslu, işten anlayan, babanızın sağ kolu Cemilciğime inanıp güvenmeniz şartıyla. Ben babamı tanımam bile. Ortaklıklar, büyük işler, milyonlarla da ne ilgim var ne merakım. Beyefendi istediklerini yapabilirler. Nasıl emri buyurursanız. Sadece atımı doyurmak için müsaade rica edeceğim. Senin mıymıntılığına kalsaydı gelmeyecektik. Bak oğlan Allah'ın teki, bir kelime itiraz etmeden kabullendi. Artık fabrika bizim sayılır.